Oluşturduğumuz ilk 10 listesine dünyanın en küçük uçağıyla başlıyoruz. Adı Star Bumblebee. Bu uçak özellikle bir dünya rekoru kırması ve bu unvanı alması için üretildi. Kanat açıklığı ortalama bir insanın boyundan daha kısa. Uzunluğuysa sıradan bir sedan araba kadar. Fakat bu bebek sizi şaşırtabilir. Saatte 305 kilometrelik maksimum hızı ile süper otomobilleri aratmıyor. Buna rağmen bu uçak sadece birkaç kere havalanmıştır. Hatta acil iniş yapmak zorunda bile kaldı. Neyse ki yaralanan olmadı. Uçak restore edildi ve özel bir koleksiyona bağışlandı. Bu arada bir Star Bumblebee imal etmenin maliyeti yaklaşık 10 bin dolardı. Yani uçak dünyasında bu uçak gerçekten sıradan bir sedandı ve bu sedan sadece bir kişiyi taşıyabiliyordu. Listemizdeki bir sonraki uçak Cessna 172. Bu da rekor kıran bir uçak. Bu seferki rekorun sebebi uçağın boyutu değil, toplam üretim adedi. Bugüne kadar 45 binden fazla Cessna 172 üretildi ve bu uçak 1956 yılından beri hala üretimde. Boyutuna gelince, uzunluğu bir limuzin uzunluğuyla kıyaslanabilir. Kanat açıklığı ise bir okul otobüsünün uzunluğundan biraz daha az. Ama bu uçak sadece pilot ve 3 yolcu olacak şekilde çok az kişi taşıyabiliyor. Ayrıca 1959 yılında yakıt ikmali yapılarak havada kalma dünya rekorunu da kırdı. İki pilot Las Vegas Havaalanı'ndan havalandı ve oraya tekrar 64 gün 22 saat ve 19 dakika sonra indi. En son Cessna modeli yakıt ikmali olmadan 1287 kilometre uçabilmektedir. Bu San Francisco'dan Las Vegas'a gidiş dönüş mesafesi kadardır. Daha büyük ve daha güçlü uçaklara geçiyoruz. Sırada bir Embraer Legacy 600 var. Bu uçak bir metro vagonundan biraz daha uzun ama çok daha rahat. Rahatlığının sebebi belli. Ne de olsa bu 25 milyon dolar değerinde kişiye özel bir uçak. Ancak birini satın almak istiyorsanız sadece bakımı için yılda 500 bin ila 1 milyon Amerikan doları daha ödemeye hazır olmak zorundasınız. Bu uçağın şekli beluga balinalarına yani beyaz balinaya benziyor değil mi? Aslında ismini oradan alıyor. Adı Airbus A300-600ST Beluga. Bu uçak, uçak parçaları ve kargo taşımak için tasarlandı. Bunlara ek olarak bir uzay mekiği taşımışlığı da var. Sanki bebeğini taşıyan bir anne uçağa benziyor değil mi? Columbus modülünü uluslararası uzay istasyonu için taşıyan uçak bir Beluga'ydı. Uzunluğu iki beyzbol sahası kadar ve kanat açıklığı da hemen hemen aynı. Kargo bölümü o kadar büyük ki buraya kolaylıkla başka bir uçağın gövdesi sığabilir. Şaşırtıcı bir şekilde böylesine kocaman bir makineyi uçurmak için sadece iki kişi yeterli. Ancak kargo bölümünün boyutuna rağmen Beluga 47 tondan fazla yük kaldıramıyor. Yani mesela 30 su aygırı ya da bu ağırlığa karşılık gelen neyi taşımak isterlerse diyelim. Bu uçağın maliyeti yaklaşık 180 milyon euro. Yani neredeyse 600 adet Cessna'lık bir filo kadar pahalı. Boeing 787 Dreamliner dünyanın en verimli uçaklarından biri. Bu uçak yakıt ikmali yapmaksızın en uzun uçuş süresi dünya rekoruna sahip. Dreamliner 2020 yılının Mart ayında Papeete'den Paris'e uçtu. Neredeyse 16 saat boyunca yere inmeden havada kaldı ve 15.715 kilometrenin üzerinde mesafe kat etti. Bu New York'tan Los Angeles'a olan mesafenin 4 katıdır. Bu koca adamın maliyeti yaklaşık 300 milyon dolar. Bu fiyata en pahalı Rolls-Royce'lardan 30 tane veya 30 milyon adet sinema bileti alabilirsiniz. Hughes H-4 Hercule. Bu aslında ahşaptan üretilen uçan bir gemi. Şimdiye kadar üretilen en büyük uçan gemi buydu ve 98 metre gibi muazzam bir kanat açıklığı vardı. Bu şeyi havaya kaldırmak için her biri 3000 beygir gücünde olan 8 tane pervaneli motor kullanılıyordu. Bu canavarı 1947 yılında üretilmiş olsa da modern Airbus Beluga'dan daha fazla kargo taşıyabilirdi. Hercule 59 tonluk bir ağırlığı kaldırabilirdi. Buysa yaklaşık olarak modern bir tankın veya 30 arazi aracının ağırlığına eşittir. Ancak bu uçak en başta tek seferde yaklaşık 750 kişiyi taşımak için inşa edilmişti. Fakat uçağın taşıma kapasitesi ve maksimum hızı sorun teşkil ediyordu. Bu ahşap dev hayatında sadece tek bir uçuş yaptı. Yaklaşık 20 metre yükseğe tırmandı ve Los Angeles limanının üzerinde 1,9 kilometre uçtu.
Buna rağmen uçağı inşa eden mühendis Howard Hughes, bu canavarı neredeyse 30 yıl çalışır durumda tuttu ve yılda yaklaşık 1 milyon dolar harcadı. Airbus A380. Bu uçak dünyanın en büyük yolcu uçağıdır. 2 güvertesi var ve yaklaşık 850 yolcu taşıyabilir. Bu küçük bir köyün tüm sakinlerini taşıyabilecek kadar büyük bir kapasitedir. Bu kadar yolcu taşıyabilen uçağın boyutuysa tabii ki çok etkileyici. Uzunluğuyla kanat açıklığı neredeyse bir futbol sahası kadar. Yüksekliği ise 7 katlı bir binadan daha fazla. Bütün bunlara ilaveten Airbus, yakıt ikmali olmaksızın inanılmaz mesafeler kat edebilir. Örneğin İzlanda'dan havalanıp Güney Amerika'nın en uç noktasında bir yere inebilir. A380'in tek dezavantajı 445 milyon dolar olan fiyatı. Bu parayla Britanya Virgin Adaları'nda kendinize özel 4 tane ada satın alabilirsiniz. Bir Suudi prensi bir ara bunlardan birini satın aldı ve onu özel bir uçağa dönüştürdü. Artık bu uçağın dekorasyonu pahalı bir konağı veya oteli andırıyor. Bu yüzden uçak dünyanın en büyük ve tahmini olarak yaklaşık 500 milyon dolarlık maliyetiyle en pahalı özel jeti oldu. Bu arada bu devin havalanmak için yaklaşık 3000 metrelik bir piste ihtiyacı var. Yani Airbus A380'ler dünyadaki her havalimanında kalkış iniş yapamaz. Ölçekli kompozit Stratolaunch model 351. Bir uçak için oldukça sıra dışı bir isim değil mi? Ama görünüşü ondan da tuhaf. Bu uçak 117 metre ile tüm havacılık tarihindeki en uzun kanat açıklığına sahip olan uçaktır. Bu mesafe bir futbol sahasının uzunluğu artı bir limuzinden fazladır. Pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisi gövdenin sağında bulunan kokpitte oturur. Gövdenin solundaki kokpit kısmı ise depolama ünitesi olarak kullanılır. 6 güçlü motor bu devin havalanmasını ve 8 sıradan oluşan toplam 28 tekerlekte bu koca adamın yere inmesini sağlar. Stratolaunch, Pegasus roketlerinin fırlatılması için tasarlanmıştır. Fakat artık hipersonik uçuşlar yapacak uçakların kalkışı için kullanılacak. Amacı ne olursa olsun uçağın pilotlarının dikkatli olması gerekiyor. Çünkü şu ana kadar sadece bir tane Stratolaunch model 351 üretildi. Boeing 747 veya namı değer Jumbo Jet. Bu dünyanın ilk uzun mesafeler uçabilen çift katlı uçağıdır. Bu koca bebek Airbus A380'ler piyasaya çıkana kadar 36 yıl boyunca en ağır ve en geniş uçak ünvanını elinde tutmuştur. Kanat açıklığı bir hokey sahasının uzunluğundan daha fazladır. 76 metrelik kanat uzunluğu 15 zürafanın boyuna eşittir. Bu uçak en fazla yolcu taşıma rekoruna da sahiptir. Etiyopya'daki bir kurtarma operasyonu sırasında tam 1086 kişi taşımıştır. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın veya başkanın karısının ulaşımı için de kullanılmıştır. Taşıdığı kişiye göre uçağa Air Force One veya Air Force One Foxtrot çağrı adları atanmıştır. Bu uçağın kargo versiyonu bir uzay mekiğini ona tahsis edilen özel havaalanından Cape Canaveral'deki fırlatma platformuna taşımak için kullanılmıştır. Antonov An-225 Mirya, şimdiye kadar üretilen en ağır uçaktır. Ayrıca operasyonel hizmetlerde kullanılan uçaklar arasında en uzun kanat açıklığına sahiptir. Kanat uçları arasındaki mesafe neredeyse bir futbol sahası kadardır. Gövdesinin uzunluğu ise 83 metredir. Bu arka arkaya yaklaşık 6 okul otobüsünün uzunluğuna eşittir. Doğal olarak diğer uçaklar arasında en çok yük kaldırabilen uçak da bu uçaktır. Antonov 2009 yılında havacılık tarihinin en ağır tek parça kargosunu kaldıran hava taşıtı olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir ve tam 187 ton taşımıştır. Bu dünyanın en küçük uçağının, yani Star Bumblebee'nin ağırlığının 1000 katı veya Boeing 737'nin ağırlığının 4 katına eşittir. Bunu demekle birlikte Antonov'un maksimum kaldırma kapasitesiyle kırdığı rekor 253 tondur. Bu dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın ağırlığının yaklaşık yarısı kadardır. Bu uçağın kırdığı çok fazla rekor vardır. An-225 ilk uçuşundan bu yana 240 tane dünya rekoru kırmıştır. Bu havacılıkta benzersiz bir durumdur ve başlı başına bir rekordur. Sıradaki tam olarak bir hava taşıtı değil ama listemizde yer almayı hak ediyor. Adı Hazar Denizi Canavarı. Bu bir deneysel rüzgar gemisiydi. Havada kalmak için yeryüzünden veya denizden havaya yansıyan rüzgar kuvvetine ihtiyaç duyuyordu.
şey sadece birkaç metre yükseklikte uçabildiği için resmi olarak bir gemiydi. Ama daha çok bir amfibi gibi görünüyordu. Ayrıca onu sadece pilotlar uçurabiliyordu. Oldukça karmaşık bir sistemmiş değil mi? Su taşıt uzun bir süre boyunca dünyanın en ağır uçağıydı. Boş ağırlığı 240 tondu. Yani 60 fil kadar ağırdı. Şeyi havaya kaldırmak için her iki tarafında 5'er tane olmak üzere 10 tane motor gerekiyordu. Fakat New York'tan Washington'a yarım saatte varacak kadar da süratliydi.